hepiniz yeni muhteşem telefon kılıfıma bakabileceksiniz. Hatta size onu nasıl yaptığımı da anlatacağım. Ya da daha doğrusu niçin yaptığımı. Aa, bunu sonra kullanırım. Matematik sınıfı şu yönde miydi? Oh, amanım! Yerler kayıyor! Of ya! Oh. Ya! Olamaz! Telefonum! Oh, kılıfım mahvoldu! Oh, bunun çıkacağını hiç sanmam. Şansa bak! Aslında havalıymış ha! Ojeyle tırnak boyamaktan fazlası yapılabilir. Suya zikzak çizerek biraz dök. Suda nasıl süzüldüğünü görüyor musun? Kılıfı içine daldır. Sonra biraz salla. Baksana, çok da güzel kurudu. Benzersiz bir şey. İşte böyle yapılıyor millet. Boyama en sevdiğim şey. Anne, bir araba çizdim. Daha fazla kağıt lazım. Ah, tamam canım, al bakalım. Mor bir güneş çizeceğim. Daha fazla kağıt lazım anne. Ah, ne kadar üretkensin, pekala, al bakalım. Ah, tüh, kağıt bitmiş. Ah, kusura bakma tatlım, resim kağıdı kalmamış. Of ya, ağlama, sorun yok. Ah, ne yapacağımı biliyorum. Bu karton parçasını alıyorum. Şimdi üstüne bir şeyler çiziyorum. Resim yeteneğini benden almış olmalı. Pekala, resimler tamam. Şimdi üstünü kolibantıyla kaplıyorum. Bitti. Şöyle katlıyorum. Hey tatlım bak, bende ne var? Bu kaplumbağayı boyamak ister misin? Bak işte böyle. Ama istediğin kadar çok tekrar tekrar boyayabilirsin. Harika değil mi? Çok akıllıca, versene hadi. Bu atı boyayacağım. Çok iyi. Gerçekten bir şeye benzemeye başladı. Ve bitti. Etrafı da fena kirlettim bu arada. Bunu koyabileceğim bir yer var mı acaba? Oraya olmaz. Burası bir süreliğine idare eder. Umarım boya çıkıyordur. Oo, çok güzel olmuş. Ayrıntılar müthiş. Ama belki biraz daha renkli olabilirdi. Evet, aynen öyle. Şu an o sandalyeye mi oturdunuz yoksa? Sandalyeler bunun içindir zaten şapşal. Ah, olamaz, bunun burada ne işi var? Bu etek yeniydi üstelik. Onu baştan uyarmalıydım. Şimdi yeni bir palete ihtiyacım var. Bir dakika, şuna bak. Bu işimi gayet güzel görebilir. Sorun çözüldü. Bu müthiş olmuş Matt. Bu benim popitim mi? Her şeyin gayet güzel, temiz ve düzenli kalmasını sağlıyor, gördünüz mü? Bugünkü resim dersi ne sıkıcı. Elma çizip duruyoruz. Ah, şuna bir bakalım. Jack kalemiyle ne yapıyor öyle? Bu nasıl bir çizim sihirbazlığı? Oo, sanırım boyunu ölçüyor. Aslında bunu ben de yapabilirim. Hey, bayağı işe yaradı. Şimdi de biraz gölge ve birkaç çizgi. İşte. Ay, pek iyi olmadı. Jack'inki nasıl olmuş? Sanırsın yeni zaman Van Gogh'u. Benimkini de sanki ilkokul çocuğu çizmiş gibi. Bunu mümkün değil, öyle sunamam. Resim konusunda asla iyi olamayacağım. Saçımda bu lastiklerin olduğunu unutmuşum. Oh, çok zekiyim. İki kurşun kalem al ve birini diğerine dik konuma getir. Sonra büyük bir lastiği bunların üstünden geçir. İyice sıkılaşıncaya kadar dola. Aynısından öbür tarafa da yap. Şuna bak. Hadi şunu tekrar deneyelim ha. Şuna kısaca bir bakabilir miyim? Teşekkürler.
Bir kalemle resmin üzerinden gitmeye başlayınca aşağıdaki de aynısını çizer. Çok havalı değil mi? Ay canına. Ağzına sinek kaçmasın Jake. Evet, sanat eserlerinizi sunma zamanı. Benimki bayağı iyi oldu hocam. Seni küçük kopyacı. Ama günün en sevdiğim dersi. Kendimi Picasso gibi hissediyorum. Vay, Jennifer çok iyi. Benim unicornum çok kötü görünüyor. Bunu yapmayı nereden biliyor? Neredeyse sayfadan fırlayacak. Benimkine tam tersi. Yetenek fışkırıyor. Belki de giydiği sanatçı kıyafetleriyle ilgilidir. Ben de yapabilirim. Bak. Nasıl görünüyorum? Daha iyi yapabiliyor muyum? Sanırım hayır. Bütün sanatsal sihri o kapmış. Aslında ben de iki elimi birden kullanabilirim. Hadi parti başlasın. Sınırların içinde kalmak niye bu kadar zor? İşe yaramıyor. Korkuncum. Vazgeçtim. Ama tabii... Şu keçeli kalemlere bak. Renkler birbirine karışmış. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. İki renkte keçeli kalem al. Uçları birbirine değince renkleri karışır. Bak, maviyle nasıl karışıyor. Acaba hangi renk ortaya çıkacak? Şimdi şunu test edelim. Şu karışmış renklere bak. Üstelik sadece tek keçeli kalem yeter. Turuncu olan iyi görünüyor. Şimdi kim yetenekli sanatçıymış bakalım. Hiç bunun gibi bir şey gördün mü? İşte bitti. Şu güzelliğe bak. Vay canına. Bu gerçekten benzersiz. Biliyorum. Teşekkürler. Ve sıra sonuncu renkte. Yani morda. Dikkat lütfen. Daha işimiz bitmedi. Demek şimdi gökkuşağı çiziyoruz. Oyun tekrar başlasın. Bunu unutmamam lazım. Hep kırmızıyla başlıyorlar. Bak, şimdiden gökkuşağına benzemeye başladı. Ben gazlı kalemleri pek tercih etmiyorum. Sen kendi işine bakar mısın? Hiçbir şey yaptığı yok. Hey, o bir popit mi? Bunlara bayılıyorum. Bu tam ihtiyacım olan şey. Çok harika değil mi? Ama ben bunu farklı bir şey için istiyorum. Her bir çizginin kendi rengi olacak. Buraya da birkaç çizgi. İşte çukurları da unutmamam lazım. Şimdi hızlıca döndürüyoruz. Böyle yapmak çok rahatlatıcı değil mi? Neredeyse bunun kadar rahatlatıcı. Öğretmenim, buraya bakar mısınız? Hey! Biz hazırız. Vay canına, bir sürü harika renk. Biraz amatörce ama... Peki. İşte bu farklı bir tarz. Güzel değil mi? Bir denemek ister misiniz? Kalp çizmek ne kadar zor olabilir ki? Şöyle birkaç kavisli çizgi. Epeydir kalp çizmemişim. Bir daha deneyeyim. Bir çizgi buraya. Öf, bu konuda hiç iyi değilmişim. Kenarlarını bile çizemiyorum. Bu çok uzun sürecek gibi. Belki bu kareli kağıdın yararı olur. Her kareyi kullanıp aşağı doğru inebilirim. Bu alt kısmını halleder. Şimdi sıra üst kısmında. Farklı renklerle daha güzel olur. Birkaç tane daha. Harika oldu. Buna bir bakar mısınız? Ne eşsiz bir yaklaşım. Ve buna gelirsek benim zevkime göre fazla gerçekçi. Bence bu turda Matt başarılı oldu. İşte bu. Plansız film gecesi harikadır. Önemli etkinlikleri engellemediği sürece. Anneme doğum günü hediyesi almayı tamamen unutmuşum. Ona kendim bir hediye hazırlayacağım.
Anneler şöyle şeyleri sever değil mi? İyi misin Adam? Pekala, bu işe yarar bence. Niyetin iyi tabii. Ama gözlerim bayram etmedi. Ve burayı da batırmışsın. Hey, bu çok hoş. Dur, bir şey deneyeceğim. Unutulmaz bir doğum günü kartımı hazırlamak istiyorsun. Kağıdını yapıştır. Ve maket bıçağıyla pastel boyayı rendele. Ne kadar çok renk olursa o kadar iyi. Sonra bunları dağıtmak için parmaklarını kullan. Renkleri yavaş yavaş karıştır. Diğer yarıya geçme zamanı. Ve daha eğlenceli bir etki için biraz farklı bir şekil ver. Tekrar karıştırma zamanı. Bölümleri birbirine karıştırmayı unutma. Vay canına. Şimdi çizgileri biraz belirginleştirelim. Güzel. Bir gezegen çizmek için bir şablon kullan. Beyazla sadece havalı şekiller çizilmez. Aynı zamanda yıldızlar da yapılır. İyice yedirmeyi unutma. Bu galaksiler arası bir başyapıt. Benim kart bunun yanında bayağı sönük kaldı. Hey anne! Sanat olayı akışına bırakmaktır. Ve kimse keyfini bozamaz. Elinde sandviç olan bir arkadaş bile. Oh! Böyle yiyemem. Pekala, işe dönme vakti. Bu tabak kirlenmemiş bile. Bir delik del ve tabağı palete dönüştür. Çalışırken boyaları koymak için bunun gibi eski plastik şişe kapaklarını kullan. Kesin Van Gogh da bunlardan birini kullanırdı. Karışıklıktan bıkmadın mı Lana? Dadan! Dur, sana nasıl kullanıldığını göstereyim. Küçük kapaklara boyaları koy. Artık ortalığı kirletmezsin. Bebi arkadaşının sana katılması için de bir sürü yer açılır. Wow, Bella'ya bak nasıl da konsantre olmuş. Bunun gibi bir çizim yaparken iyice konsantre olmanız ve her türlü detayı incelemeniz gerekiyor. Evet, bu resim tam buzdolabına asılmalık oluyor. Hatta çerçeveletilebilir bile. Yani benim bunu yapabilmem için üstünden kopya kağıdıyla geçmem gerekirdi. Yani o kadar güzel olmuş işte. Ama bir daha düşündüm de belki bu resim bir deneme olabilir. Evet, şimdilik şuraya bırakayım. Hayır Bella, boyaların. Of, bunun olacağını biliyordum. Hadi, hadi kuru kuru. Acaba bu pipeti kullanabilir miyim? Belki üflersem kurur. Hey, şu şahane çizgilere de bak. Ne kadar havalılar. Gerçekten de öyleler. Yalnızca bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten şahane bir ağaç mı çizdim ben? Belki de şu kulak pamuklarıyla çiçek yapabilirim. Ağaçların dallarına doğal gözüken çiçekler yapmak için kulak pamuğu kullanabilirsiniz. Ama uyarmadın deme, bunu yapmak birkaç dakika sürebilir. O yüzden sabırlı ol. Böylesine basit hareketlerle böylesine şahane şeyler çizilebildiğini kim bilirdi ki? Bu çok güzel Bella. Ah, artık buna ihtiyacım yok. Ben mükemmel bir ve yeni bir sanat projesi. Ne haber kızım? Ben de şurada resim yapsam sorun olur mu? Önce eşyalarımı çıkarayım. Merhaba boya paleti ve fırça. Fırçasız ressam mı olur zaten? Hadi ya, bunu nasıl kullanacağım şimdi? Gidip yeni fırça satın alacak vaktim de yok. Hey, şunlar kulak pamuğu mu? Bunları fırça yerine kullanabilir miyim ki? Şunları bir saniye için ödünç alıyorum, tamam mı? Hey, onlar bana lazım. Ah, diş fırçası da işe yarar. Tamamdır. Bu malzemelerle işe hazırım.
Bu sanat tüyosu için büyük bir beyaz kağıda ve dayanıklı bir lastikle bir araya getirdiğim bir sürü kulak pamuğuna ihtiyacın olacak. Kulak pamuğu destesini boyaya bandır. Her yere eşit gelmesine gerek yok. Bunu yaptıktan sonra kağıda rastgele dokundur. Farklı renkler eklemek içinse bir tane kulak çubuğu seç ve onu dilediğin renge daldır. Bu yeşil noktacıkların arasına çizeceğin kahverengimsi çizgilerle şahane ağaçlar yapabilirsin. Diş fırçasıyla da resmin daha gerçekçi görünmesini sağla. Ufak dokunuşlarla şahane çimenler yapabilirsin bak. Yeni şaheserime bakmak ister misin? Vay, adeta modern zamanların Manesi gibisin. En son olaraksa şaheserini asabileceğin bir duvar bul. Çünkü buna her zaman bakmak isteyeceksin. Oh, yepyeni renkli kalemlerden oluşan setlere bayılırım. Peki mavi kalem, bir meydan okumaya var mısın? Sanat tamamen tutkuyla ilgilidir. Evet, şuranın da tozunu aldım. Evet, sanırım bu başyapıtım olabilir. Oh, hayır. Kalemlerimi bayağı kullanmışım. Müthiş malzemelerim olmadan nasıl müthiş sanat eserleri yapabilirim ki? Bir dakika. Madison'da ne var öyle? Boya kalemi. Saçında. Bingo. Ah, ne oldu? Eva, kalemimi çaldın. Onunla saçımı toplamıştım. Belki farkında değilsin ama evi temizlemeye çalışıyorum. Ben de müthiş bir sanat eseri yapmaya çalışıyorum. Ve kalemin bana lazım. Hayatta olmaz. Saçım sanatından daha önemli. Ama Madison, bir dakika. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Şunlarla ne yapacağımı görene kadar bekle. Önce bir kalemtıraş alıp kalemin iki ucunu da açıyorum. Mükemmel. Aynen böyle. Şimdi bir toka lazım. Pembe bir tane güzel olur. Şimdi sadık silikon tabancamı alayım. Kalemin üstüne birazcık silikon sürmek gerek. Bir sıkım yeterli olur. Şimdi de kalemleri tokaya yapıştırıyorum. Güzel bir gökkuşağı. Her renk kombinasyonu olur. Bak Madison, artık sen de benim sanat dünyamın bir parçası olabileceksin. Bayıldım rengarenk. Çok teşekkürler Eva. Resmine bakabilir miyim? Peki, işte başyapıtım. Bütün boya kalemlerini bunun için mi harcadın? Biliyorum, harika. Aa, tabii, harika. Oh, nihayet cuma geldi. Bugün cidden pişti mi olmuşuz? Sarı benim rengim, biliyorsun. Oo, selam kızlar. Bu kızlar tarzımı mı çalmış? Şu çocuk da mı? Hemen ceketimi giyiyorum. Kasıtlı olmadı ki. Yedek tişörtümü giyeyim. Biraz sade ama. Bir fikrim var. Tişörtünü özelleştirmek mi istiyorsun? Bir çatalla ortasından kıvır. Sanki spagetti sarar gibi. Üstüne rastgele paket lastikleri geçir. 3-4 tane yeterli olur. Sonra biraz suya batır. İyice emsin. Sonra üzerine renkli boya dök. Her bölüme bir renk döksen iyi olur. Ve boyalar bantların dışına taşarsa merak etme. Şimdi kurusun. Bakalım nasıl oldu. Bantları çıkarınca tişörtü aç ve sanat eserini ortaya çıkar. Şu güzelliğe bak. Kim piştiden korkmuyor? Bu kız. Bunu nereden almış ya? Dükkanlarda bunu ararken size iyi şanslar. Hiç bunun gibi bir şey görmedim. İstersen resmini çek, daha uzun dayanır. Bu Claire mi? Vay canına. Oh, hayır. Evet, kesinlikle Claire. Hala acayip havalı görünüyorum değil mi? Yeni ayakkabılarım nihayet geldi. Resimdekinden çok daha iyiler. Bembeyaz, tertemiz. Orada kimse var mı? Çünkü işler biraz çılgınlaşacak. Ayakkabıları bir şekilde temiz tutmalıyım. Birkaç adım daha.
Umarım yeterince mendilim vardır. Dikkat! Başardım. Sıcak bir fincan kahve yaklaşıyor. Ve kapağı da yok. Buna inanabiliyor musun? Buradan gitmeliyim. Burası ölüm tuzağı gibi. Olamaz. Olivia beni kucaklamaya geliyor. Bir yanlış adımda ayakkabılarım tost olur. Kucaklaşmak yok Olivia, lütfen. Neyin üstüne basıyorum? Ay, sanırım oradaki ayağın. Şaka mı bu? Neden Tanrım, neden ben? Berbat. Değişiklik yapabilecekken ağlamak niye? Şu kadar bir yapışkan bant kes ve ayakkabıların yanına yapıştır. Tabanı unutma. Ayakkabı böyle görününce bir maket bıçağı al ve ayakkabının dışındaki çizgileri takip et. Soymaya başla. Deseni göreceksin. Şimdi astar boyayı bütün ayakkabıya sık. Şimdi sıra biraz renk vermede. Bileyen suya boyaları sık, dairesel desenler oluşmalı. Sonra ayakkabıyı ters olarak suya sok. Sabit dursun. Boya kuruyunca bantları çıkarabilirsin. Ve sihir ortaya çıkar. Şu kendine özgü spor ayakkabılara bak. Artık kirden korkmaya gerek yok. Ama kendine fazla güvenme. Ayakkabıların kazalara tamamen dayanıklı değil. Olamaz. Ne yapacağım? Her taraf kaka oldu. Pekala. Paniğe kapılma. Doğruca yıkanmaya gidiyorlar. Aa, çarşamba günü. Bugün gireceğim bir sürü ders var. Umarım kitaplarımın hepsi sığar. Şu ana kadar iyi gitti. Kitaplara biraz manevra yaptırdığında hepsi sığıyor. Hadi girin bakayım hepiniz. Sıkışın. Bu çok saçma. Sırt çantam. Hepsini kendim taşımam gerekecek. Hey, süpürge geliyor. Ayaklarını kaldırır mısın Mandy? Of, kimse beni rahat bırakmıyor. Halı ne güzel temizlenmiş. Yani benim halım. Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Buldum. Kumaştan bir kare kestikten sonra sevdiğin renklere boya. İstediğin kadar renk kullanabilirsin. Kuruduğunda ters çevir, sonra üç kenarına tutkal sür. Üstüne aynı boyda başka bir parça yapıştır. Sonunda böyle görünmeli. Ve bir de bakmışsın bir çantan olmuş. Şimdi sıra fermuara takmada. Şöyle çantanın üstüne getir. Çantanın üstüne bunu dik. Sonra üstüne rengine uygun askılarını ekle. Ne güzel oldu değil mi? Bu öncekinden çok daha büyük oldu. Artık bütün kitaplarım içine sığıyor. Herkes gözünü açsın. Kitaplarımla ben etrafı yakacağız. Sıradaki bir Rubik küpü. Bu biraz zor olacak. Bir cetvel ve bir kurşun kalem. Buldum. Cetvel yardımıyla bir sürü düz çizgi çizebilirim. Açıları sayesinde üç boyutlu görünüyor. Nick ne yapıyor? Nasıl bu kadar havalı görünmesini sağlıyor? Kağıdımı çevirsem. Bu ondan biraz daha karmaşık. Doğru gölgelemeyle resme hareket katıyoruz. Bak, kurşun kalem harika bir kontrast yarattı. Neredeyse bitti. Şimdi biraz daha hafif gölgeleme yapalım. Neredeyse görünmüyor. Gölge resmi iyice ortaya çıkaracak. Evet.
Bunu nasıl yapıyor ya? Neredeyse sayfadan fırlayacak. Oo, çok havalı. Oynamaya hazır mısın? İşte geliyor. Ben de denemek istiyorum. Bakın. Bu da ne? Hareket ediyor. Vay canına. Çok güzel oldun Nick. Ah, sanki üstüme geliyorlar gibi. Biraz daha yaklaşayım. Bakın. Kalktı gidiyor. Ha! Şu uçuşan renklere bakın. Hala başınız dönmedi mi? Bir kez daha döndüreyim. Ve bitti. Ah, hayır. Ne? Yüzümde mi? Sanki soyut makyaj gibi olmuş. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ah. Ha? Okus pokusu çizeceğiniz şey... Bam! Bugün iyice çılgınlaşacağız sanırım. Sakıncası yoksa ben başlıyorum. Hadi bakalım. Şunun hızlıca çevresini çizeyim. Önce şurayı. Sonra sapın çevresini. İşte tamam. Güzel. Onun ne yaptığını bilmiyorum. Şimdi biraz keselim. Bu işte yeterince usta mıyım? Parmaklara dikkat. Bu da neydi? Neyse. Ah, bunlar da ne böyle? Santeserimin üstüne geliyor. Bunun ne olduğunu tahmin edebiliyor musun artık? Ağaçlarda yaşar ve geceliğin ortaya çıkar. Ne mi? Bir de hu hu diye ses çıkarır. Bu bizim minik baykuş arkadaşımız. Ne sevimli değil mi? Neredeyse bitti. Mükemmel. Sadece biraz renklendirmek gerek. Bu fosforlu tonlar harika. Ortaya çıkmaya başladı. Tadam! İlginç. Milan'ınki de bayağı iyi olmuş. Aferin. Havalı. Peki ya şu dağınıklığı kim toplayacak? Pantolonum. Of ya. Görünüşe göre ödülü Melanie alıyor. Açayım mı? Buyur. Gazlı kalem mi? Oo. Aç aç. Oo, bu bayağı sağlam bir şey. Hayır, çok daha iyi bir fikrim var. Hey, baksana. Tavşanı kim içeri almış? Aa, bunu nasıl yapıyorsun? Kurda dikkat et ufaklık. Aa! Ve şimdi özel gösterimiz. Bu harika. Çok yeteneklisin. Hey, bir dakika. Ben sadece ellerimle konuşurum. Ama bir dakika. Daha da iyi bir fikrim var. Şimdi gözlerimi ayarladığıma göre gölge kuklamı kağıda dökebilirim. Tek yapmam gereken boşlukları doldurmak. Bunun ne olduğunu çıkarabildin mi? İnsanoğlunun en iyi arkadaşı tabii ki. Şimdi bu köpeciğin tek eksiği biraz renk. Aa, bugüne kadarki en iyi çalışmam. Hiç durmayacaksın değil mi? Pili mi bitti? Şuna bak, gölge oyunundan esinlendim. Daha iyice, niye benim aklıma gelmedi ki? Bunu seveceksin. Ne sevimli değil mi? Bu o tavşan. Peki. Bu ufaklığa da ilham verdi. Birkaç parmak daha.
Bunu alsana. Teşekkürler. Of, yine mi? En azından atıştırmalıklarım var. Güzel. Ve sıra sende. Ha? Of, ben sanat yaparım, matematik değil. Bunun nasıl olduğunu biliyor musun? Matematik. Biliyorum şapşal. Seninkini açsana. Ne? Bana da bir tane geldi. Baksana, bunları birleştirmeliyiz. Anladım. Bu sen misin? İdare et işte. Dinliyorum. Bu şeye çıkma. Aman Allah'ım, bu kadar gürültülü olmak zorunda mı? İyi, tamam. Anladın mı? Ben kendim bulurum. Sadece biraz sanat sihri gerekli. Biri bir zürafaya çevireyim. Ne sevimli. Ya ikiyi? Kuya tabii ki. Ama üç sayısı güzel bir kelebeğe dönüşecek. Ya dört? O minik bir balık. Bayağı yaratıcı değil mi? İşte benim sevdiğim tarz matematik. Bayağı yaratıcıymışsın Kevin. Artık burada bana ihtiyaç yok. Benimkini çözmek istemez misin? Sanatçıların işi asla bitmez. Bak da öğren. Selam minik deniz atı. Küçük bir sincapla arkadaş olmak ister misin? O artık senin komşun. Ve yedi içinde denize geri dönüyoruz. Ve son olarak sevimli bir ayıcık. İşte hepsi bitti. Gerçekten de iyiyim. Sence de öyle değil mi? Biri yorgun düşmüş. Uyan! Ha! Hepsi bitti mi? Sence? Bravo! Yaratıcılıkta şampiyonsun. Zamanımızın Picasso'su. Peynir de...